Şovan Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız ve hemen başlayalım siyasetin gündemiyle. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde Cumhur İttifakı Muş'taki kutlama alanındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi ki dün akşam kabinesinde Alat'ta toplamıştı. Orman yangınları üzerinden CHP'yi eleştirdi. Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Nesiller değişse de kan aynı kan, karakter aynı karakterdir dedi. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bizim de yürüyüşümüz Türkiye yüzyılınadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik. Vermeyeceğiz. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde Cumhur İttifakı Muş'a çıkarma yaptı. Erdoğan kabinesini de dün akşam Ahlat'ta toplamıştı. Orman yangınlarına ayrı bir parantez açan Cumhurbaşkanı muhalefete sert tepki gösterdi. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Burada asıl sorgulanması, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Cumhurbaşkanı İttifak Ortağı Bahçeli'yi Ahlat'taki evinde de ziyaret etti. Şubat ayında 70. yaş gününü kutlayan Erdoğan'a MHP lideri 70 adet gül hediye etmişti. Erdoğan da Bahçeli'nin 76 yaşına ithafen 76 adet gülle gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özkan'ın Erdoğan'a hedef alan sosyal medya paylaşımına kabine üyeleri de çok sert tepki gösterdi. Gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Muhalefetin koro halinde böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi, açık söylüyorum, teslimiyet işaretidir. Genel kuruldaki Can Atalay oturumunda yaşananları hatırlatmış, muhalefete Ahmet Şık üzerinden tepki göstermişti. Erdoğan'ın o sözlerine CHP'li Tuncay Özkan bir paylaşımla yanıt verince Cumhurbaşkanı 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Oradaki manzaramız buydu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın paylaşımında kullandığı o ifadeye kabine üyeleri de sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'sa edep dışı sözleri reddediyoruz derken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terbiye sınırını aşan ifadeler içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır yazdı. Bunlarla ilgili yasal onlara başvurduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, tazminat davasının yanı sıra Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Tuncay Özkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunulduğunu da açıkladı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen büyük taarruz etkinliğine sandalye krizi damgasını vurdu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal protokolde kendisine ayrılan yeri görünce çok öfkelendi ve plastik sandalyeye oturmayı reddetti. Öyle bir şey yok. Bakanın ağırlığını taşımak diğerleri gibi deri değil plastikti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal protokolde oturacağı sandalyeyi görünce çok öfkelendi. Görevlilere böyle tepki gösterdi. Böyle bir şey yok. Bakanın ağırlığını taşımak zorunda. Bu mu yani? Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı bu mu? Kaç oldu ya? Defalarca uyarıyoruz. Afyonkarahisar Kocatepe'de düzenlenen Zafer Bayramı töreninde plastik sandalye krizi yaşandı. Burcu Köksal kendisine gösterilen yere oturmayı reddedince tansiyon yükseldi. Ben buraya oturuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Bu sene belediye başkanı olarak katılıyorum. Plastik sandalye koyuyorum. Belediye getirdiyse belediyenin getirdiği plastik sandalyeyi mi koymamız gerekiyor? Köksal o kriz sonrası başkasına ayrılan yere otururken iki kişiden birinin oyunu almış belediye başkanıyım. Bu saygısızlık bana değil, Afyonkarahisar halkına yapılmıştır. Hiçbir vatandaşıma saygısızlık yaptırmam ifadesini kullandı. Böyle bir şey yok.
Efendim, Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da. 8 yaşındaki Nari'nin kaybolmasının üzerinden 6 gün geçti ama hala bir ize ulaşılabilmiş değil. Dün evlerinin yakınlarında bulunan kan lekeleri yürekleri ağza getirmişti. Ama yapılan incelemede o kanın küçük kıza ait olmadığı belirlendi. Acılı ailenin ve aslında hepimizin endişeli bekleyişi sürüyor. Nari'nin gelini benden çok istedi. Bugün düğünümüz vardır. Bırakmadı kızım gelini giysinler. Her yer didik didik arandı, her taşın altına bakıldı. Ama gözü yaşlı anne biricik evladından bugün de haber alamadı. Benim acım çoktur. Başka Nari'nin kaybolmaz. Bir caddeye bırak, bir köşe hastaneye bırak. Ben bunu senden istiyorum. Ne istiyorsa sana veririm. Türkiye'yi yasa boğan kayıp 6 gün önce Diyarbakır'da yaşandı. Kur'an kursundan çıkan 8 yaşındaki Narin Güran en son arkadaşlarının yanından ayrılırken kameralara yansıdı. Sonra da sırra kadem bastı. 3 gibi Kur'an kursundan çıkıyor. Saat 3'ü 15 geçe de şu patika yolunda şuradan kızlarla ayrılıyor ve yukarıya görüyor. Yakınları, onlarca ekip mahalleli el ele verdi. Dağ, tepe, köşe, bucak her yer arandı. Yer yarıldı, içine girdi. Hiçbir şeyini bulamıyorsun. Ne terliğini, ne elbisesini, ne tokasını, ne... Yok. Evlat acısı zordur. Benim kızım 8 yaşında. Masum bir kızdır. Dün evlerine yaklaşık 20 metre mesafedeki kayalıklarda kan izleri bulunmuştu. İnceleme yapıldı. Endişeli bekleyiş sürerken o kanın Nari'ne ait olmadığı açıklandı. Nari'nin kameralara en son yansıdığı bölgede arkadaşlarından ikisiyle pedagog eşliğinde canlandırma da yapıldı. Gören, duyan, bilen kızımın yerini söylesin. Yaşadıkları acı yetmezmiş gibi ailenin başına bir de vicdan yoksunları dert oldu. Şu an ben kendi telefonlarıma cevap bile veremiyorum. Asılsız ihbarlardan dolayı telefonumu kapatmışım. Gerçek bir haber gelse bile şu an bana ulaşamıyorlar. Ünlü haberci Reha Muhtar hastanede yaşam savaşı verirken oğlumu kaçırdılar diyen eski eşi Deniz Uğur zehir zemberek açıklamalar yapmış. Sanatçı Nilüfer'le kızını suçlamıştı ve şok eden krizde yeni bir gelişme var. Deniz Uğur Nilüfer'e zeytin dalı uzattı. Dış kapının mandalı olan insanlar hiçbir yasal yükümlülükleri, hakları, yetkileri olmadığı halde benim çocuğumu benden kaçırıyorlar 2 gündür. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Oğlumu kaçırdılar krizi günler sonra özürle bitti. Ünlü oyuncuyla sanatçı arasındaki buzlar eridi. Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım. Ünlü enkırmen Reha Muhtar geçtiğimiz hafta evinde düşmüş, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Gece saat 1 sularında Reha Bey oğluyla beraber yemekten dönerken yalısında olan bir merdivenden düşüyor ve o sırada solunumu duruyor. Eski eşi oyuncu Deniz Uğur 14 yaşındaki oğlunun kaçırıldığını söyleyip şarkıcı Nilüfer'le kızını suçladı. Nilüfer Hanım'ın evine gittiler. Orada da kimseyi bulamadılar. Çocuğun nerede olduğunu hiç kimse öğrenemedi. Ayşe Naz da tamamen onun ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir ve Poyraz'ın evine gitmiştir. Başka bir yere değil. Poyraz Muhtar çektiği videoyla annesinin iddiasını yalanladı. Bakın ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlatırken Deniz Uğur şarkıcı Nilüfer'le kızına zeytin dalı uzattı. Sosyal medyadan karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir şeklinde açıklama yaptı. İyi geceler Türkiye. Hem nerede yaşanıyor? Yalova'da tersane işçisi iki arkadaş uyarılara aldırmadı ve fırtınalı havada kano gezisine çıktı. Ama çok geçmeden korkulan oldu. Fırtınaya yakalanan iki kişi arkadaşlarını arayıp yardım istedikten tam 5 dakika sonra kayboldu. Fırtına uyarısını dinlemediler. Kanoyla gezintiye çıktılar. Facianın ortasında kalıp gözden kayboldular. Hüseyin Piner'le Yücel Coşkun Yalova'da aynı tersanede çalışıyordu. İki arkadaş dün akşam kanoyla gezintiye çıkmak istedi ama fırtına bekleniyordu. İkisi de uyarılara dikkate almadı. Kanoyla açıldı. Çok geçmeden fırtına koptu. İkisi de dehşetin ortasında kaldı. Arkadaşlarını arayıp sahil güvenliğe haber vermelerini istedikten 5 dakika sonra irtibat kesildi.
İhbara koşan ekipler denizden ve havadan arama çalışması başlattı. Ama kanoları bulunsa da iki arkadaşa ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ederken yakınları ve mesai arkadaşlarının endişeli bekleyişi de sürüyor. Sosyal medyada tanıştığı sanal aşkının tuzağına düşen adam çok yakışıklısın, iltifatlarına kandı ve önce gönlünü sonra parasını kaptırdı. Dolandırıldım diye şikayetçi olunca bir şokta karakolda yaşadı. Niyetim ciddi, evlenmek istiyorum, İstanbul'a geleceğim. Genç bir kadın, bakımlı bir kadın. Dedim bakın ben yakışıklı bir adam değilim. Hayır ben seni çok sevdim, seninle bir ömür boyu yaşamak istiyorum dedi bana. Sosyal medyada aşkından ölüp bitiyorum diyen kadına kandı, yüzünü bile görmediği hayali aşkına 500 bin lira kaptırdı. İnandım, güvendim. Paraların hepsini suyunu çektikten sonra arkadaşlığını, her şeyini, bağını koparttı. Şahin Dağ dibi sosyal medyada dolaşırken ona bir kadından arkadaşlık isteği geldi. O isteği kabul etti ve kadınla konuşmaya başladı. İddiaya göre o kadın Yunanistan'da yaşayan, hatta villada oturan biriydi. Ben dedim yakışıklı değilim, siz aldandınız. WhatsApp'taki resmim benim 5-6 sene evvelki ameliyat olmadaki resmim. Diyaliz hastası olduğum için yani bir el tutsun beni. Görüntülü konuşmaya başladılar. İddiaya göre o kadın çok yakışıklısın, senden etkilendim, seninle evlenmek istiyorum dedi. Şahin Dağ dibiyi kandırmaya başladı. Dedim bakın ben yakışıklı bir adam değilim. Yunanistan'daki villamı sattım, senin yanına Türkiye'ye geleceğim, mutlu bir evlilik yaşayalım dedi. Hatta paraları gösterdi, yola çıktığını söyledi ama nasıl olduysa o kadın sonra da polise yakalandım dedi. Bir çanta para, ben dedi yurt dışından buraya intikal edeceğim dedi, İstanbul'a. Dedik, niye para istedi size? İşte bu para yakalanınca bunun vergisi var. 600-700 liralık eve 300'e verdim. O parayı da direkt hanımefendinin hesabına aktardım. Ağlıyorsunuz diye gelmek istiyorum. 500 bin lirayı gönderdikten sonra aşk bitti. Kadın ortadan kayboldu. Talihsiz adam şikayetçi olmak için karakola gidince bu kez de kapattırdığını sandığı telefon hattını başkasının kullandığını, hatta yaşlı birini dolandırdığını öğrendi. Bir baktım polisler uçuştu etrafıma. Bir kişi benim telefonum hattım üzerinden 1 milyon dolandırmış. Bankada paranız var, işte terör şebeke şeyleri var. Yaşlı bir kişiyi, kimsenin başına gelmesin. Antalya'nın Kemer ilçesinde aniden çıkan fırtına sahilde güneşlenen tatilcilere zor anlar yaşattı. İskeledeki şezlong ve şemsiyeler savrulup denize uçtu. Fırtınanın ardından düşen yıldırımsa yangına sebep oldu. Alevlere yangın uçağıyla müdahale edildi. Fırtına sahili vurdu. Ne şezlong ne de şemsiye bıraktı. Güneşlenen tatilciler korku dolu anlar yaşadı. Antalya'nın Kemer ilçesinde yağışın ardından şiddetli fırtına çıktı. Fırtınaya plajda yakalanan tatilciler panikle otele doğru koşmaya başladı. Şezlonglar, kamelyalar, şemsiyeler, iskelede ne varsa denize uçtu. Ortalık savaş alanına döndü. Fırtınanın ardından ormana düşen yıldırım yangın çıkardı. Alevlere havadan müdahale edildi. Fırtınada yangında ucuz atlatıldı. Kocaeli'ne uzanacağız. Şimdi bir adam alkol alıp otobüse binince sızıp kaldı. Onu uyandırmakta bir polis memuruna düştü ama işi zordu. Polisin uyandırma metodu eğlenceli görüntülere sahne oldu. Günaydın. Otel parası alacağız. Gel polis. Gel gir koluma. İçip içip otobüste sızdı. Bir türlü uyanmadı. Sonunda polis de pes etti. İşi dalgaya vurdu. Gel benim yüzünü yıkayalım. Bas yani yere. Yere bas. Kocaeli'de alkol alıp otobüse binen bu adam bir süre sonra oturduğu koltukta sızdı. Yolcular uyandırmaya çalışsa da olmadı. Polisten yardım istendi. Bas ulan bas, taşınma kendini bas. Bir de taşıma kontrolü yazar. Ver telefonu, ver. Dur, bir dakika. Bu polis memuru sızan adamı uyandırmak için her yolu denedi. Sonunda onun da sinirleri bozuldu. Laf anlatamayınca şaka yapmaya başladı. Herkesi güldürdü. Günaydın. Otel parası alacağız. Gel polis. Gel gir koluma. Alkollü adam bir süre sonra otobüsten indirilip sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Birileri bir köy evinin elektrik borularından hortum söküp bahçedeki çeşmeyi açtı. 10 gün boyunca akan su evi kullanılamaz hale getirdi. Bu çeşmeyi açıyor burada, bu boruya takıyor, bu evi su dolduruyor. Elektrik borularından eve hortum soktular, çeşmeyi açıp kaçtılar. Talihsiz ailenin tatil keyfini kabusa çevirdiler. Buradan bu şekilde evi su basıyor. Buradan açıyor, buradan evi su dolduruyor. Bu şekilde. 10 santim su dolmuş. Bir hafta boyunca su akmış burada. Sakarya Kaynarca'daki bu köy evi akrabaların ortak kullanım alanıydı. Son ziyaretçisi Hüseyin Demirkırlı ailesi oldu. Birkaç gün tatil yapıp döneceklerdi ama onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Geldiğimizde bir baktık ki kapıdan su akıyor. Bir baktık ki hortum buraya takılı. Birileri bahçedeki hortumu evin içine giden elektrik kablolarına bağlamış, sonra da musluğu açıp gitmişti. Bu hortumu buraya bir çocuğun takacağı bir iş değil. Gayet benim boyum yetişeceği bir yer. Bu iri insanın yapacağı bir iş. Evi su basınca eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Hepsi zarar oldu bunlar. Hep şişti, böllendi bunlar. Talihsiz ailenin tatil keyfi eziyete dönüştü. İstanbul Pendik'te açık bırakılan kuyuya düşen inşaat işçisi için arkadaşları itfaiye çağırdı. Ekiplerin çalışması sırasında paniğe kapılan işçi çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Kuyuya düştü, kurtarılırken paniğe kapıldı, çığlık atmaya başladı. Pendik'te bir inşaat şantiyesinde çalışan Yusuf Karagöz, dalgınlıkla kapağı açık bırakılan kuyunun içine düştü. Arkadaşları hemen yardım çağırdı. İtfaiye ekipleri onu halatla yukarıya çekerken Karagöz paniğe kapıldı, bağırmaya başladı. Ekipler durup sakinleşmesini bekledi. Kurtarmaya kaldıkları yerden devam eden itfaiyeciler işçiyi sağ salim yukarı çektiler. Otur, tamam bırak şunu. Bırak ipi yavaş yavaş. Bırak ipi. Tamam. Karagöz hemen hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar vardı. Başkent Ankara'da yaşayan Serdar ailesi 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan köpeği sahiplendi. Her şey yolunda giderken site yönetimi Sofya'dan şikayetçi oldu. Olay mahkemeye taşındı ve gelen karar Serdar ailesinde şok etkisi yarattı. Travmatik bir köpek, yani depremden geldi. Depremden kurtulmuştu. Yeni yuvasında mutluydu ama yeni sitesi onu bağrına basmayı çok gördü. Yönetim Sofya'yı şikayet edince mahkeme tahliye kararı verdi. Yönetim de o süreci beklemeden icra yoluyla tahliye edilmesi için dilekçe vermişler. Ankara'da yaşayan Melihat Serdar 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan Sofya isimli köpeği sahiplendi ve evine getirdi. Her şey normal gibiydi ancak bir süre sonra site yönetimi Sofya'yı sitede istemedi. Site yönetiminde de işte kedi, köpek, kuş, kümes hayvanları beslenemez diye bir madde varmış. Köpeğimizi evimize besleyemeyeceğimizi, tahliye etmemiz gerektiğini söylediler. Site yönetimi Sofya'dan şikayetçi oldu. Dava açıldı. Kararını açıklayan mahkeme Sofya'nın evden tahliyesine hükmetti. Üstelik Sofya hakkında verilen bilirkişi raporu da olumluydu. Buna rağmen o karar çıktı. Kanuni ölçülerde bir köpek olduğu, zararsız olduğu olumlu bir rapor tutmuşlar bilir kişiler. Serdar ailesi yerel mahkemenin tahliye kararına itiraz etti. Ancak o yönetim üst mahkemenin kararını bile beklemedi. İcra memurları geldiler kapımıza. İşte Sofya'yı tahliye etmemiz gerektiğini, yoksa bir veteriner eşliğinde barınağa bırakmak zorunda kalacaklarını söylediler. Tahliye kararıyla Serdar ailesi neye uğradığını şaşırdı. Şimdi tek istekleri ise tahliye kararının bir an önce kaldırılması. En sonunda yine Sofya ya tahliye etmek gerekiyorsa mecburen evimizden çıkmak zorunda kalacağız. Tüm canlara inşallah bizim vesilemizle böyle bir kolaylık olur diye umut ediyoruz. Aksiyon tutkunlarının yeni gözdesi macera parkurları. Engellerden dev salınacağı birçok aktivitenin yer aldığı parkurlarda çocukların yanı sıra yetişkinler de keyifle vakit geçiriyor. Ekibimiz o parkurlardan birindeydi.
yükseklik korkusu olanlar aşağı bakmasın. Ay, aşağı bakın aşağı. Bak bastığınız yerde taht olmayabilir. Vallahi çok zor. Ya gün çok monoton geçiyor ya. Abi kalp rahatsızlığın yoksa çok eğlenceli bir yer biliyorum. Hadi kalk gidiyoruz. İstanbul çok hızlı, çok heyecanlı ama siz değil misiniz? Fazla uzağa gitmenize gerek yok. Yine İstanbul içinde aslında o hız, o heyecan, o adrenalin var. Nerede? Başakşehir'de, göletin hemen yanında. Adrenalin işte burada. Ne günahım vardı benim de. Ne güzel oturuyordun, çay içiyordun ya. Ne yapıyor kız? Kız dur kız. Ben şu an ikinci kattayım. Bunun bir de üçüncü katı var. İrem tutturdu üçüncü kata da çıkalım diye. Asıl eğlence üçüncü katta çünkü. İrem sen nereye? Zıplayna. Asıl eğlence burada. Hadi gel. Tamam ben yapmasam bu kadar yetse mesela. Haberi burada noktalasak yapmasam ben bunu. Oturarak mı yapayım? Atlayayım mı? İkisine de böyle yapıyorsun. Hangisi? Atlayayım mı oturarak mı? Şükür bitti. Abi ne bitmesi dur bir. Salıncak ve trambolin var daha. İrem şu an burası son nokta değil mi? Abi asıl eğlence burada. Umarım sende kalp yoktur. Zaten bu gidişle olmasa da birazdan olacak gibi. Yaşadığımız adrenalini burada atıyoruz şu an. Bana göre değil. Ay! İrem, ben bu işler için yaşlanmışım. Yaparsın abi, sen yaparsın hadi. Efendim Mersin'de bir gelin düğününe çiçeklerle süslü arabayla değil beyaz atla gitti. Çünkü bu 2 yıl önce kaybettiği babasının ölmeden önceki son dileğiydi. Aman. Atla düğüne girişimin sebebi babamın istemesiydi bunu vefat etmeden önce. Babası vasiyet etti, o da yerine getirdi. Mutluyuz yani. Heyecan da var biraz tabii. Ata binen gelin bu sefer ya nasip değil ah babam dedi. Hep küçükten beri sürekli söylüyordu zaten. Kızımı atla evden çıkaracağım, atla gelin yapacağım diye. Mersin'de yaşayan Duygu Gör 2 yıl önce yetim kalmıştı. Bir tane kızım var, beyaz gelinlik giydirip, beyaz ata bindirip gelin edeceğim diye her zaman söylerdi. Genç kadın trafik kazasında ölen babasının hayalini unutmadı. Evinden beyaz at üzerinde çıktı. Gelinlikle binmek daha da farklı olacak. İlk defa bineceğim gelinlikle. Mahalleyi beyaz atla turlayan gelin damat mutluluklarını düğünle taçlandırdı. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında bu yıl rekora imza atıldı. 2023 yılında 5 milyon 79 bin adet olan motosiklet sayısı Temmuz ayı sonu itibariyle 5 milyon 764 bine ulaştı. Peki motosiklet neden bu kadar rağbet görüyor? İşte cevap. Çabuk gidiyorsun gideceğin yerlere. Pratik oluyor. İnsanlardan uzak, kalabalıktan uzak. Hem tasarruf hem gideceğin yere çabuk gidiyorsun. Biraz tehlikeli de rahat bir iş. Onun için millet bunu tercih ediyor. Hem pratik hem avantajlı hem de ekmek kapısı. Motosiklet sayısında bu yıl rekor artış yaşandı. Öyle ki trafiğe kayıtlı 5 araçtan biri artık motosiklet. TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı olan motosiklet sayısı 2023 yılında 5 milyon 79 bin 396 iken bu yıl bu rakam arttı ve 5 milyon 764 bin 546 oldu. Motosiklet sayısı toplam kara taşıtları içerisindeki payı %19 oldu. 695 bin adet satıldı. Geçtiğimiz yıl ilk 7 ay itibariyle 527 bin adet satılmıştı. Motosiklet kullanımı çok fazla arttı. Öyle ki kadınlar da motosiklet kullanmayı tercih ediyor. Benim küçüklükten beri babam da abim de kullandığı için hem oradan gelen bir heves vardı. İstanbul'da yaşadığım için trafikten ve ulaşım zorluklarından dolayı motor benim için daha rahat geliyor. İstanbul trafiğinde mesela 1,5 saatlik yolu motorla yarım saatte gidebilirsiniz. En önemli sebebi bu benim için. 230 liraya fulluyorum depoyu. Çok zor değil. Yolda bazı kişiler sıkıştırıyor, laf atıyor falan.
zamandan dolayı tercih ediyoruz. Genelde işte trafik çok olduğu için 10 dakikada gidiyoruz yani. Motosikletin rağbet görmesinin bir nedeni de evlere servisin yaygınlaşması. Valla pandeminin etkisi var bu işte. Bazı firmalar var. Evlere servis olayını çıkardı. Haber önerilerinizi ve videoları bize ulaştırabileceğiniz Show Haber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 9002. Tekrar edelim, Show Haber WhatsApp ihbaratları 0536 266 90 çift 0 veya 9002 diyelim. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.